aynı sayfenin alt kısmında şeddeli ra harflerini görüyoruz. Bu şeddeli ra harflerinin kırmızı renk ile dikkatinizi çekmiş olduklarımızı kalın, mavi renk ile dikkatinizi çekmiş olduklarımızı da ince telaffuz ediyoruz. Kuralı tekrar hatırlayalım. Şeddeli ra harfinin incelik ve kalınlığını tespitte makabrine itibar etmiyoruz, ona bakmıyoruz, ne olursa olsun şeddenin harekesine itibar ediyoruz. Şayet vakfetmeden okuyacaksak, vasd ederek okuyacaksak kuralımız şeddenin harekesine bakmak. Şeddenin harekesi fetha ve donme ise ra kalın okunur, bağlantı da kalın yapılır. Şayet şeddenin harekesi kesre ise ince okunur bağlantı da ince yapılır. Buna riayet ederekten başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Doğru okuyuş bu. Yoksa hirrah Hir önce bir ince geçiyor, sonra kalına çıkıyor. Rah diye bu hatalı. Yine aynı şekilde. Nir, Nir Rahim değil. Nir Ra. Birinci Ra'da, ikinci Ra kadar kalın olmak zorunda. Bir daha okuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين فاتحة الشريفين فاتحة الشريفين إلكي ayetlerinde Errahmanir Rahim derken şeddeli ra'larımız var. Her ikisinde de dikkat ettiğiniz gibi şeddenin harekesi fethalı olduğu için kalın okudum. Yoksa Errah şeklinde makabrindeki hemze veya nun vaslederken ince olduğundan birinci ra'yı inceltmek hatalı. Yine aynı şekilde nir nirra derken nundan dolayı nunun inceliğinden dolayı ra'nın birinci sakin harfini ince okumak yine doğru değil. Erra nirra erra nirra şeklinde her iki şeddedi ra'yı da kalın okumamız gerekiyor. İlgili ayeti bir daha okuyorum. Errah الرحمن الرحيم طور يوم يقوم الروح والملائكة صفا <تصفّى> طور الصبح يقوم الروح mim kalınlaşmayacak. Mim ince diye birinci sakin ra harfi de incelmeyecek. Mürru şeklinde önce bir ince bağlıyoruz ra'ya sonra ru diye kalına çıkıyoruz. Böyle değil. Birinci ra harfimiz de ikinci ra harfi kadar kalın olması gerekiyor. Ama mimi ince, mimi kalınlaştırmadan. Mürru, mürru. Bir daha okuyorum. يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ الرحمن وقال صوابا Doğru okuyuş bu. Yine aynı şekilde ezine le hür diye raya ince bağlamak yok. H ince olduğundan dolayı. Hur da yok. Ra'nın kalınlığı H'ye bulaşıp H'yi kalınlaştırmadan da okumamız gerekiyor. Hu ince raya bağlantı kalın. Çünkü şeddenin harekesi fetha. Hürra, hürra. Doğru okuyuş bu. Bir daha okuyorum. La yetekellemun illa men azina lehur <laughs> ve وقال صوابا من شر ما خلق şeklindeki bir okuyuş hatalı bir okuyuş. Hatamız nerede? Şerri diye okuyacakken şerri diye kalın bir bağlantı yaptık şeddeli ra harfine. Halbuki demiştik, şeddeli rada makabline itibar etmiyoruz. Şeddenin harekesine, ki burada kesredir, ince okumamız gerekiyor. Bağlantıda ince yapılması gerekiyor. Şerri, şerri, e hocam makabli fethaya, e olsun. Kuralımızdı. Makabindeki harfe ve harekesine itibar etmiyoruz. Şeddenin harekesine itibar edip, kesre ise ince, bağlantıyı da ince yapıyoruz. Fetha ve dammeli ise şeddenin harekesi, kalın okuyoruz, bağlantıyı da kalın yapıyoruz. Doğrusunu bir daha okuyorum. Min şerri mâ halâku Min وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ Doğru okuyuş bu. Yoksa وَمِن شَرِّ şeklinde ra'yı Şedd-i rayı kalın okumak hatalı. Bir daha okuyorum. Ve min şerri gâsikin izâ ve kab. Yevme yefirru'l mer'u min ehî. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ Hangi okuyuşumuz doğru? Elbette ki birinci okuyuşumuz doğru. Peki ikinci okuyuşumuzda hatalarımız ne? Yefir diye şeddedir aya ince bir bağlantı yaptım. Bu birincisi. Yefir diye makabrindeki F harfi kesreli olduğundan hareketle onu da ince okudum. Halbuki böyle yapmayacaktık. Şeddeli rağlarda makabrine bakmıyoruz. Makabrindeki harf veya hareke ne olursa olsun itibar etmiyoruz şeddenin harekesine. Şeddenin harekesi ne burada? Şeddeli rağının harekesi damme. Damme de kalın okunur. Bağlantıda kalın yapılması gerekiyor. ''Hirru'' şeklinde önce bir ince geçiş, bağlantı sonra kalına çıkmak hatalı bir okuyuş. İlk ra harfimizde dammeli olan ikinci ra harfimiz kadar kalın olması gerekiyor. Diğer hatamız nerede? Merü dedik. Ne demiştik? Topluya topluya geleceğiz. Önceki geçmiş konuları dökmeden hepsini biriktire biriktire doğru okuyuşları bir araya getire getire büyüte büyüte sahih tilavete ulaşacağız inşallah. Doğrusunu bir daha okuyorum. يَوْمَ min ahi Bir daha okuyorum. يوم يفر المرء من أخيه